Evet, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Necati Denizci kendisi emekliye ayrılıyor ve 10 Ağustos Çarşamba günü de resmen 10 Ağustos Çarşamba günü de emekli olmuş olacak. Bir veda mesajı dakikalar öncesinde kendisi bir veda mesajı yayınladı. Kastamonu'da görev yaptığı süreç içerisindeki çalışmalardan rakamsal bilgilerle birlikte bahsetti. 1129 operasyon gerçekleştirildiğini kendi döneminde, Emniyet Müdürlüğü döneminde 2198 kişinin yakalanmasını sağladıklarını, ayrıca yapılan çeşitli çalışmalarda aranması olan 1329 şahsın yakalanma işlemini, 401 şahsın da tutuklanarak cezaevine teslimini sağladıklarını duyurdu. Necati Denizci emekli oluyor ve Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'nde de Denizci dönemi resmen sona erecek 2 gün sonra. Hayırlı olsun diyelim, emeklilik yaşantısında kendisine sağlıklı, mutlu ailesiyle birlikte bir yaşam dileyelim. Sevgili Erhan, İl Emniyet Müdürlüğü'nde Necati Denizci dönemi resmen sona eriyor. Tabii yerine Kastamonu'ya gelecek isim de kim? Şu anda o da bir merak konusu. Şimdi 45 yıllık bir meslek hayatını sonlandırıyor ve veda mesajında şöyle bir şey var. 45 yıllık yolculuğumu tertemiz bir şekilde sonlandırdığı için mutlu olduğundan bahsediyor. Bu gerçekten de güzel bir şey. 45 yıl boyunca bir mesleğe ömrünüzü adıyorsunuz. Evet. Ve bunun sonunda da bu mesleğinizi hiçbir leke sürdürmeden şerefli bir şekilde bırakıyor olmak, evet, gerçekten de kesinlikle, hani az bir şey değildir, küçümsenecek bir şey değildir. Kendisine emeklilik hayatında başarılar diliyoruz. Yerine kim gelecek noktasında şu ana kadar herhangi bir çalışma yok. Bu süre içerisindeki İl Emniyet Müdür Yardımcıları bu göreve vekalet edecektir. Ama çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Kısa bir süre içerisinde bir İçişleri Bakanlığı'ndan bir atama yapılacaktır Kastamonu'ya. Evet. Şu an için bir isimler yok. Biz de önümüzdeki süreçte bunu göreceğiz. Evet, bundan sonraki hayatında başarılar, mutluluklar diliyorum Sayın Müdür Bey'e. Kastamonu görev yapmak için çok kolay bir yer değil. Hele son dönemde, yani Emniyet Müdürlüğü yaptığı süreçte yaptıklarını anlattığı için söylüyorum. Son birkaç yıldır özellikle uyuşturucu madde, gençlerde ve çocuklarda uyuşturucu madde kullanımının bu kadar artmış olması Kastamonu'da görevi de zorlaştıracak. Çok şerefli bir görev yaptı. Bundan önce de yapmış ve şerefiyle de emekli olmuş. Bu Erhan Veren'in de söylediği gibi çok onur verici, çok gurur verici bir şey kendi adına. Ve bundan sonraki hayatında mutluluklar diliyoruz. Hayırlı olsun. Evet, teşekkür ediyorum.